Evet değerli arkadaşlar, Facebook Instagram reklamcılığında şu anda Instagram hikaye Reels reklamlarını nasıl veriyoruz? Bunlar için özel bir şey yapıyor muyuz diye bakacağız. Şimdi burada önemli konulardan bir tanesi, yani bu Instagram Story ya da Instagram hikaye reklamları, Instagram hikaye reklamlarındaki boyutlar. Burada yani bakın, video olarak hikaye video olarak paylaşmak istediğinizde, bakın aynı video gördüğünüz gibi bu YouTube'da ve şeyde bu şekilde, yani yatık yan cep telefonunun yan tutulduğunu düşünün. Bu şekilde çekilmesi gerekiyor. Facebook'ta paylaşmak için, ama hikayelerde paylaşmak için ise dik çekilmesi gerekiyor. Bakın, 1920'ye 1080, 1080'e 1920, yani 16'ya 9 boyutlarında olması gerekiyor. Burası önemli. Hocam nasıl olacak peki? Yani şeyde mesela diyelim ki Instagram hikayesi olarak bir video paylaşmak istiyorsanız bu dik çekeceksiniz. Daha sonra onu Facebook'ta veya Google'da, YouTube'da paylaşmak istediğinizde bu şekilde oluyor, haberiniz olsun. Ama yani sadece Instagram'a vereceğiniz zaman o dik olacak. Bir de süresi ne kadar olacak hocam? Süresi hikayelerde neydi? 15 saniye. 15 saniye. Peki ben 1 dakika olursa, o zaman Reels'larda 1 dakika. 1 dakika olarak reklam Reels'larda verebiliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Peki hocam, benim 1 dakikalık bir, onu da şöyle yapıyoruz. Eğer 15 saniye ya hikayelerde, onu 1 dakika yapmanız için döngü video reklamı girip 15 15 15 arka arka yaptığımız zaman aslında ne oluyor? Bir hikaye reklamına dönüşüyor. Anlatabildim mi? Yani hikaye reklamı verebilmeniz için 1 dakika uzunluğunda 4 tane 15 saniyeyi arka arkaya yapın. Hocam bunlar, bizim kafamız karıştı. Biz bunları nasıl yapacağız? Biz bunları nasıl yapacağız? Şuradan yani mesajlar reklam setine geldiğimizde Instagram'ı seçtim. Seçtikten sonra Instagram'da bu yayınlanacak. Facebook sayfamı kaldırıyor muyum? Fark etmez. Kaldır kaldırma. İşte şuraya geldim. 5 dolar yaptım. Veya işte daha ne kadarsa. Yani buraları geçelim. İşte hedeflemeyi ne yaptım? 360 yani 360 gün boyunca Instagram profilimi ziyaret edenler var mı? İşte Instagram ziyaretçileri. Bakın, 365 gün. Ve %1 arttırılmışı, yani 600 bin kişi. Burada şurada hemen 1000 kişiden az yazar. Bu yavaş yavaş dolduruyor. O yüzden 600 bin kişi aslında. Buradan geliyorum. Yani sadece bu kişilere gönder. Şunlar hariç. Bu şekilde yapabilirsiniz. Geldik manuel reklam alanı. Burada mutlaka 6'dan az reklam alanı kullanmak şey yapabilir diyor. Bakın. Burada ben şimdi ne reklamı vermek istiyorum hocam? Ben burada sadece Instagram akışı, Instagram keşfet. Buralarda da bu reklamın gözüksün. Instagram veriyorum ya sadece. Hikayeler, evet. Instagram Stories ve Instagram Reels'ta da bu benim reklamım gözüksün. Tamam mı? Bunu buradan bu şekilde manuel ya da işte elle bunu yapıyoruz. Başka da bir yerde gözükmüyor zaten. Geldik mesajlara. Şimdi burada mesajlarda bakın, şurada dönem formatı seçiyorum. Dönem formatı seçiyorum. Ve burada kart ekle diyor. Video kartları ekle diyorum. Video kartları ekle diyorum. Ve buradan devam diyorum mesela. İşte buraya başlığımı gireceğim, açıklamamı gireceğim, şeyleri gireceğim. Tabii ön izlemeyi vermedi, çünkü bu videonun, işte ben hani size bahsetmiştim ya, 15 saniye. 15 saniye 1 dakika olabilmesi için buraya
O şekilde giriyoruz. O zaman ne yapmam lazım? O zaman benim şöyle yapmam lazım. Instagram doğrudur. Reels'ı da buradan kaldırmam lazım. Yani Reels, Instagram Reels'ı da kaldırmam lazım. Ne oldu şimdi? Sadece benim Instagram Story'lerde göster ve Instagram Keşfet'te göster. Instagram akışında göster, bir de Instagram Story'lerde göster. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. O zaman ne oldu? Reels'te kalkmış oldu. Reels'te kalktı. Dönem formatı seçtim. Burada da videoları dediğim gibi 15 saniye, 15 saniye, 15 saniye, 15 saniye, 1 dakikalık videoyu 4 tane dönen şeklinde yapabilirsiniz. Ya da videonuz 15 saniye ise burada 15 saniyeden oluşan farklı 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 reklamları da buraya dönen şekilde ekleyebilirsiniz. Ana metini buraya yazıyoruz. Zaten mesaj gönder, bizimle iletişime geç yapabilirsiniz. Bu ne yapacak şimdi bu? Bu ne bu? Mesajlaşma reklamı, yani DM'den mesaj atacak değil mi? Yani bu reklamı tıkladığı zaman ne yapacak? Bizimle hemen temasa geçecek, mesaj atacak. Bu çünkü mesajlaşma reklamı çıkıyoruz. Mesaj şablonu. Merhaba, lütfen size. Burada şey yapabilirsiniz. Mevcut olanı kullan diyelim. Mevcut olanı kullan. Ama şu anda hazırladığımız bir mesaj yok. Düzenle diyorum. Merhaba, lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi bize bildirin. Merhaba. İşletmeniz hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim? Bana reklamınız hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Konuşabileceğim müsait birisi var mı? Şeklinde bakın. Çok güzel bir biçimde. Burada hemen ne yapıyorum ben? Burada telefon numaramızı da seçebiliyoruz. Yani WhatsApp mesajlar için anladığım kadarıyla bunu yapıyoruz. Yani include phone number. Yani telefon numarasını da içermesini istiyorsanız reklamı, buradan telefon numarasını da yapabilirsin diyor. Bunu kapattığın zaman bu zaten gider. Tamam. Bu şekilde burada gördüğünüz gibi altta bunlar çıkacak. Yani hemen tıkladığı zaman reklamı bu şekilde nereye gideceğini de otomatik yanıt verebiliyoruz. Buraya da linki de koyabiliriz yani. Bu şekilde harika bir şey. Bu şekilde randevu da oluşturabilir. Hani mesaj reklamı. Ne oldu? Şimdi geldi DM'den. Bu şekilde hemen tık 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 tıkladığı zaman reklamı bu şekilde sorularla karşılaşmış oluyor. Peki burada nasıl ben bunu takip edeceğim? Takip edemiyorsun. Yani çünkü web sitene bir hareket olmuyor. Bu sadece ne olmuş oluyor? Bir mesajlaşma reklamı oluyor. Bunu ne için anlattık biz? Reels ve şeyler için. Reels yapmak istiyorsan buradan gelirsin. Şeyi seçersin. Yani buradan seçiyorsun onu. Şuradan seçiyorsun. Sadece ben Reels'larda göstermek istiyorum diyebilirsin. Hikayelerde göstermek istiyorum diyebilirsin. Buradan bu şekilde seçebilirsin. Yani bu kontrolü sizin yapmanız gerekiyor. O şekilde de mesaj reklamı. Burada da çok güzel bir biçimde mesajınızla oluşturabilirsiniz. Farklı farklı videolar da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hangi konuyu anlatmış olduk? Yani hocam biz şeyi nasıl çıkabiliriz? Yani Instagram hikaye ve Reels reklamlarını nasıl çıkabiliriz? Bunu anlatmış olduk. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.